Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ghana Ligi hakkında konuşacağız arkadaşlar. Ghana Ligi'ni tamamlamıştık. Ve burada Dreams takım aldık arkadaşlar. Dreams'in hedefi 13. Lüktü. Biz burada birinci olduk arkadaşlar. Kadromuz bu şekilde. E, ligimize bakarsak arkadaşlar 32 galibiyet 2 beraberlik aldık. 138 gol atıp sadece 8 gol edik arkadaşlar. Hani burada bu işlemi nasıl yaptık? Nasıl bu kadar gol attık? Hiç yenilmedik derseniz arkadaşlar. Bunun en büyük sebebi kadromuz arkadaşlar. Kadromuz hani bakıcık olursak Gana Ligi'ne göre çok çok güçlü bir kadro arkadaşlar. Hani bunu nasıl yaptığımızda sorarsanız hani bu kadroyu nasıl geliştiriyoruz arkadaşlar? Al sat yapıyoruz. En düşük oyuncuyu alıyoruz. En yüksek fiyata satıyoruz en düşüklerini satmamız daha kolay oldu. Düşük fiyatla alıp satıyoruz. Hani al sat yaptığımızda kadro değerimiz şu şekilde ilk tablosundan baktığımızda arkadaşlar kadro değerlerine 397 400 milyon yani bir önceki rakibimize 4 katı fark atmışız yani 112 milyona göre 4 kat daha değerli kadromuz kadromuzu oturtturduktan sonra arkadaşlar gerçekten hani bütün sezonu kazanmamız kaçınılmaz oluyor. Hani siz de burada hani menajer olarak da Gana Ligi'nde fazla bir menajer yoktu. Başlarken de bir 6 menajerdik. Sonra iki istifa edenlerden sonra 4 menajer kaldık arkadaşlar. Menajer listesine de bakarsak. Hani yaklaşık olarak 4 menajer var. Bu 4 menajer de kadronu güçlendiremediği için 3 menajer kalıyor. En güçlü kadro da bizim olduğu için hiçbir mağlubiyet almadan robotlara karşı kazandık arkadaşlar. Robotlara karşı oynarken de baskın oynamamız. Hani gollere bakıyoruz. 8 gol. İstatistikler deseniz çok iyi. Hani en yüksek puan oyuncular, en çok katkı yapanlar. Hani 34 gol. Burada gol krallarında Messi, Ronaldo. Hani bu şekilde arkadaşlar kadromuz güzel bir şekilde bizi şampiyonluğa taşıdı. Şimdi iki kupayı aldık arkadaşlar. Buradan da bakacak olursak iki kupayı da kazandık. Taktiklerimiz ise hani rakibe göre değişiyordu. 4 3 şu e oynamıştım genelde bu ligde. Agresif oynadık. 62 69 77 oynadık arkadaşlar. Robotlara karşı oynadığımız için daha baskın oynadık. Yani sezon boyunca 62 69 77 ile kaldı arkadaşlar. Ligimiz bu şekilde. Hani fazla da bir ekstra bir şey yapmamıza gerek olmadı. Hani buradan maç takviminde de zaten çoğu maçı kazandık arkadaşlar böyle görmüş olduğunuz gibi. 5-0'lar. hani 9-0'lar, 5-0, 5-0. Hani bir zaten sezon başında iki beraberliğimiz var arkadaşlar. Hani bunun berabere kalmamızın en büyük sebebi kadromuzun daha oturmamış olmasından kaynaklanıyor. Onlar da menajerli takımlardı zaten hani burada mesela 4-0 Yendiğimiz menajerli diğer takımlar da var Hani bunlar Menajersiz olduğu için Daha kolay bize sistem Galibiyeti veriyor yani Sizlerinde göreceğiniz gibi burada hani Ligi Tamamlamak için Yapmamız gereken Menajer yoksa Oyuncu transferleri kadromuzu güçlendirip ondan sonra gelecek galibiyetlere bakacağız arkadaşlar Gana liginde bu şekilde tamamlamış oldu. Hani Afrika kıtasını tamamlamak için oynadığımız birlikte bu Gana Ligi arkadaşlar. Hani sizlerde böyle bu robotlu olan liglerde genelde yapmanız gereken hani menajerle olmayan az menajerli liglerde oyuncularınızı geliştirip sistemi kendi haline bırakıp galibiyetleri almaya bakmanız arkadaşlar. Fazla da oynamaya gerek yok. Çünkü menajer olmadığında maçları kazanma ihtimalimiz daha yüksek oluyor. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese buradan göstermiş olduğum gibi taktiklerimde, dizilişlerimde. Sadece önemli olan bir şey daha var dizilişlerde. Çerçevenin yeşil olması arkadaşlar. Herkesin pozisyonunda oynaması. Pozisyonda oynayan Oynandığı sürece galiba daha yakın oluyor arkadaşlar. Pozisyonuna koymayı unutmayın oyuncularımızı. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.